Aysa bize ne verilmiş gençler? Diyor ki A, B, C, D kare. A, B, C, D bir kareymiş arkadaşlar. Peki başka ne verilmiş? A, E, 6, D, E özür dilerim. Düzeltiyorum. Alan A, B, C, D kaçtır? Dolayısıyla benim karenin bir kenarını bulmam gerekir arkadaşlar. Peki ne demiştik daha az önce? Merkez kiriş gördüğümüzde hemen merkezden kirişe dikme indiriyoruz arkadaşlar. Burası 3'e 3 oldu. Peki başka ne yapabiliriz? Merkez teğet gördüğümüzde hemen ne yapıyorduk? Merkezden teğete dik indiriyorduk. Burası R. R. Şurası 90 dereceydi arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne oldu? Dikdörtgen. Burası R diyebilirim. Toplam bir kenarımız R artı 3 olur mu arkadaşlar? Burası R artı 3 oldu. Peki devam edeyim arkadaşlar. Daha bir Pisagor falan yakalayamadım. Bu tarz sorularda Pisagor'u yakalayana kadar yarıçapı göndereceğiz. Şunu şöyle gönderdim arkadaşlar. Bir kenarımız toplam R artı 3 ise burası R artı 3 bölü 2. R artı 3 bölü 2 niye? Merkezden kirişe inilen dikme kirişi 2'ye bölüyordu. Devam edeyim. Şurası yine dikdörtgen oldu. Burası 3 arkadaşlar. Peki ben şuna yarçap diyebilir miyim? Burası da R. Şimdi ben bu üçgende bir Pisagor alabilirim arkadaşlar. Şöyle bir daha çizeyim. 3. R artı 3 bölü 2. Burası da R. Arkadaşlar burada Pisagor almayayım. Niye almayayım? Hemen ben bir dik üçgen, özel üçgen düşünebilirim. Mesela 3, 4, 5 olabilir mi? 3, burası 4, burası 5. R'ye 5 dersem acaba sağlar mı şurada? R 5 dediğimizde 5, 3 daha 8 bölü 2, 4 oluyor. O zaman sıkıntı yok. Üçgenimiz neymiş gençler? 3, 4, 5 özel üçgeni. O zaman yarıçapımız kaç oldu? 5'tir. Yarıçap 5 ise bir kenarımız 8'dir arkadaşlar. Sorulan neydi? Karenin alanı. 8'in karesi 64 dedim. 14. soruya geldik gençler. Bize sorulan şuradaki KL'dir. KL. Bazen de AB teğetini, ortak teğetini soruyorlar. Bakalım biz ne yapabiliriz burada? Şurada arkadaşlar iki çember teğet ise ortak teğeti çiziyorduk hatırlıyorsanız. Merkezden teğete dikiner, merkezden teğete dikiner. Ha, şurada arkadaşlar 90'lardan dolayı ben şunlara paralel diyebilirim. Evet, aradan çıktı. Şunu bulabilir miyim acaba arkadaşlar? Şu kırmızı doğrumuzu. Bakalım. Şunlar teğet olduğu için birbirlerine eşit mi arkadaşlar? Teğetler birbirine eşitti. Peki şuradan da teğetler birbirine eşit olduğu için aynı eşitlikler oldu. Burası birebir olduğu için artık ben şu doğruya orta taban diyebilir miyim? Yamukta orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2 idi arkadaşlar. 11 artı 5 bölü 2. Burası kaç oldu? 8 oldu. O zaman ben buraya da 8'e 8 derim. Ama bana sorulan KL'ydi arkadaşlar. Peki şu dik yamuğu bir daha çizeyim gençler. Burası 11, burası 5, şurası ise 16 idi. Sorulan neydi? KL'ydi. Dik yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şuradan bir tane dikme indirip dikdörtgen artı Pisagor yapıyorduk. 5, burası 6. Şurada dikkat ettiysek KL bir x diyeyim arkadaşlar. Ben burada artık bir Pisagor alabilirim. X kare artı 6'nın karesi eşittir 16'nın karesi. X kare artı 36 eşittir 216, 256 pardon. Diğer tarafa attığımızda x kare eşittir 220. 220 arkadaşlar 4 çarpı 55 olduğu için x kare. X'e ben burada 2 kök 55 diyebilirim. Evet, x'i bulduk arkadaşlar. KL 2 kök 55 oldu. 15. sorumuza devam edelim arkadaşlar. 15. soru. Evet, ne diyor bize? Diyor ki AB eşittir arkadaşlar BC. O da eşittir CD'ye. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Peki sorulan nedir? Yarçap. Yarçapı bulmamız gerekir. Arkadaşlar, şunu bir tamamlayalım. Bakalım ne yapabilirim. Tamamladığımda şunlar birbirine paraleldi. Şunları şöyle bir tamamlayayım. Bakalım ne çıkacak. Şuna ben bir 2A dersem. 2A, 2A. Toplam ne oluyor arkadaşlar? 6A. O zaman yarıçapımız 3A'dır. Burası da A'ya A oluyor. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel olduğu için şöyle yarıçapları kesim noktalarına gönderdim.
3 aya 3 a. Dikkatçe baktığımızda şurada kelebek oluşum var arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel olduğu için şurada bir kelebek var arkadaşlar. Kelebek oranımıza baktığımızda a'ya a, 3 a'ya 3 a. O zaman kelebek oranımız 1'e 1'dir. 6 ise şurası da 6 olur mu? Gerisi arkadaşlar ben diyorum ki şurada bir kuvvet alalım. Kuvvetimizi alalım. 8 çarpı 6 eşittir 2a çarpı 4a. 2a çarpı 4a'dır. Sadeleştirme yaptığımızda şurada 8'ler sadeleşsin. A kare eşittir 6. A'mız eşittir kök 6. Peki yarıçapımız neydi? 3a demiştik az önce. Toplam 6a'ydı. Yarıçap 3a oluyor. 3a'mız kaç oluyor? 3 kök 6. R'miz eşittir 3 kök 6'dır arkadaşlar. 16. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakalım 16. soru ne diyor bize? Şurada bir kirişler dörtgeni var arkadaşlar. Sorulansa AB doğru parçasıdır. AB doğru parçası. Arkadaşlar kirişler dörtgeninde ne yapıyorduk? Karşılıklı açılar bütünlerdi. Ben buraya bir alfa desem şurası 180 eksi alfadır. Bunun bütünleri şurası da alfa olur mu? Peki şuna bir açı ismi versem beta. Alfa beta büyük üçgende de alfa beta var. Çift yay desek alfa beta burası çift yay oluyor. Sorulan neydi gençler? AB'ydi. Şurası toplam x bize soruluyor. Benzerliği kuralım. Beta'nın karşısı 6 bölü büyük üçgende beta'nın karşısı 15 eşittir. Küçük üçgenden başlamıştım. Çift yayın karşısı 8. Burada çift yayın karşısı x oluyor. İçler dışlar yaptığımızda 6x eşittir 8 çarpı 15 120. X'imiz buradan 20 eder. Devam edelim gençler. 17. soruya geldik. Bakalım 17. soru ne diyor bize? Diyor ki çeyrek çember verilmiş burada 90 derece. Evet o E yarıçapımız kaçmış? 10'ymiş arkadaşlar. Peki şu kareydi. Kare sorulan karenin alanıdır arkadaşlar. Ben hemen şunu yapmak istiyorum. Hatırlıyorsanız merkez kiriş gördüğümüzde hemen ne yapıyorduk? Dikme gönderiyorduk. İnilen yükseklik kenarortaydı. Yani kirişi ikiye bölüyordu. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi ikiye böler. Karenin bir kenarı arkadaşlar buradan nedir? 2a'dır. Burası 2a. Peki arkadaşlar bunlar birbirine paralel olduğu için şurası dik. Burası da dikdörtgenden dolayı a'ya a. 2a ise burası 2a. Burada muhteşem üçlü var dikkatliyseniz. Muhteşem üçlü neydi gençler? Şurası a, a ise burası da a oluyordu. A dedim. Şimdi bize verilen neydi arkadaşlar? Yarçaptı. Arkadaşlar yarçapı nereye gönderiyorduk? Kesim noktalarına gönderiyorduk. Şimdi burada bir Pisagor oluştu mu? Şurası 10'dur. Pisagorumuzu şöyle bir daha çizeyim. Şurası yarçapımız 10'du. A şurası ise 3a'ydı. Pisagor'u kurarsak a kare artı 3a'nın karesi eşittir 10'un karesi. 9 bir daha 10a kare eşittir 100 dediğimde a kare eşittir 10'dur. A'mız buradan kök 10 ediyor arkadaşlar. Peki sorulan neydi? Karenin alanıydı arkadaşlar. Karenin bir kenarı 2a'ydı. Buradan 2a'mız 2 kök 10 oluyor. Karesini aldığımızda 40 eder. A kök 10 ise 2a eşittir 2 kök 10. Sorulan neydi? Alan da arkadaşlar 2a'nın karesiydi. Evet cevabımız 40'tır arkadaşlar. Umarım anlamışsınız arkadaşlar. 18. soruya geldik. Şimdi burada çeyrek çember yine verilmiş. Çeyrek çember. Bize sorulan yarçaptır arkadaşlar. Bakalım yarçapı nasıl bulacağız? Arkadaşlar farzın ki şu çemberi şöyle tamamladım. Şöyle tamamladım. Merkez açı 90, gördüğü yay eşittir. Burası 90 derece. 90 derece ise geriye 270 derece kalır mı? 270 derece. 270'in yarısı çevre açımız 135 derece oluyor. Evet, bu açıyı bulduk. Sorulan R'ydi arkadaşlar. Hatırlarsanız açı özel ve geniş olduğunda ne yapıyorduk? Dışarıdan bir dikme indiriyorduk arkadaşlar. Dışarıdan dikme indirdim. Burası 45 derece bütünleri.
90 45, burası 45. Bu üçgenimiz ikizkenar dik üçgen oldu. 90'ın karşısı 6 kökü ise burası 6'ya 6 oldu. Peki sorulan neydi arkadaşlar? Yarçaptı. Ben şunu şöyle çekersem arkadaşlar. 6 8 10 özel üçgeni. Şurası ne oldu gençler? 6 8 10 özel üçgeni oldu. 6 6 2 daha 8 10 oldu. Burası da R'ydi. R kök 2. R kök 2'miz eşittir 10 ise, R kök 2 eşittir 10 ise R'miz buradan 5 kök 2 oluyor. Evet, 19. soruyla devam edelim gençler. 19. soru. Bakalım onu nasıl çözeceğiz? Ne diyor bize? Öncelikle şunu bir görelim gençler. Hatırlıyorsanız merkezden kirişe inen dikme kirişi ikiye bölüyordu. Aynı zamanda arkadaşlar yayı da ikiye bölüyordu. Peki bu eşit yayları gören şu açılar birbirine eşit olur mu? Çevre açılar eşit oldu. Bakalım bundan sonra ne verilmiş? Diyor ki bize 3 tane AB, 7 tane AC'ye eşittir. Ben buraya 3K dersem burası 7K olur. AB'miz 7K. Şöyle gençler 7K. AC ise 3K'dır. E burada açıortay vardı arkadaşlar. 3K'ya ben 3A desem. Şurası da 7A olur mu? Toplam BC bize ne verilmiş? 30 verilmiş. Toplam 10A'mız eşittir 30 ise A buradan kaç oldu? 3 oluyor. Sorulan neydi arkadaşlar? Sorulan EC'ydi. EC şurasıydı. Yani benim 3 A'yı bulmam gerekir. 3 A'yı kaç buldum? 3 buldum. Eşittir EC diyorum arkadaşlar. EC'miz 3 kere 3 buradan 9 eder. Geldik buna. AF ışını ve BE ışını arkadaşlar çemberlere D noktasında teğettir. Çemberlere D noktasında teğetlermiş arkadaşlar. Teğet noktası D noktasıymış. Burada arkadaşlar bizim görmemiz gereken teğet giriş açıdır. Mesela ben buraya bir alfa desem şurası 2 alfa olur mu? Şimdi dikkatçe baktığımızda şurası arkadaşlar teğet. Burası ise kiriştir. Teğet kiriş açı neydi? Gördüğü yayın yarısına eşitti. Burası alfa oldu. Aynı mantıkla arkadaşlar sağdaki çemberde beta desem burası 2 beta. Yine dikkat ettiyseniz teğet arkadaşlar kiriş açı. Teğet kiriş açımız gördüğü yan yarısıydı. O zaman 2 betanın yarısı ne oluyor? Beta oluyor. Dikkatçe baktığımızda alfa, beta, çift yay, alfa, beta, burası da çift yay oluyor arkadaşlar. Yani üçgenlerimiz ne oldu şu iki üçgen? Benzer üçgenler oluyor arkadaşlar. Sayalım bir daha. Alfa, beta, çift yay, alfa, beta, çift yay. Açılar birbirine eşitse üçgenler neydi? Benzerdi. Benzerliği kuruyorum. Soldakinden alfanın karşısı x bölü. Burada alfanın karşısı 6 eşittir. Buradan başlamıştım. Betanın karşısı 8. Beta'nın karşısı burada arkadaşlar x oluyor. İçler dışlar yaptığımızda x kare eşittir. X kare eşittir. 6 kere 8 48. X'imiz buradan 4 kök 3 oluyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.